Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağuzubillah. Rabbişirahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlinnar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde 8. söz, 8. sözün hemen başı. 8. sözün başındaki iki ayet hakkında bir önceki derste epeyce bir sarf-ı kelam ettik. Bu ayetlerin birbirisiyle 8. sözle ne ilgisi var diye konuştuk. Ancak şuna dikkat çekmedik orada. Bu ayeti kerimeler aslında yani burada geçen kısmıyla o ayetlerden birer pasaj, parça sadece. Asıl o ayetler daha uzun yani. Asılları daha uzun. Bediüzzaman Hazretleri onlardan birer parça almış ve bu parçaları 8. sözün başına koymuş. Bu kısmı belirtmediğimiz için sonraki gün düşündüm. Yani belirtmek lazım. Ayetin tamamı bu kadar değil yani. Bir de şu aklıma geldi. Bu daha önemli bir şey. Benim açımdan da ilk defa aklıma geldiği için elhamdülillah diyorum yani. İşte derslerin bereketi oldu. Şimdi biz burada dedik ki ya Bediüzzaman Hazretleri bu derse iki ayetle başlamış. Genelde de bir ayetle başlıyor falan. Bunları konuştuk ama düşündüm. Bediüzzaman Hazretleri bize Bismillahirrahmanirrahim'i de ayrı bir ayet olarak gördüğünü ta başlarda söyledi. Yani mesela herhalde yine oradaydı. 14. Leman'ın 2. makamında. Heh. Şurada dedi ki kendisi. Ey insan bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına, hem bütün mübarek kitapların iptidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak. Ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müştehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Bir daha okuyorum burayı. İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müştehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Yani Bediüzzaman Hazretleri bize başlarda Besmele'nin ayrı bir ayet olduğunu belirtti. Üzerine birçok şey söyledi bunun. Hanefilerde de galiba yani İmam-ı Azam Ebu Hanefi rahmetullahi aleyhe göre de galiba bir kere nazil olduğu halde kıymetine binaen 114 defa tekrarlanmış. Ama İmam Şafii radıyallahu anh da bizim imamımız olduğu için onun sözü de elbette bizim yanımızda muteberdir. Gözümüzde çok değerlidir. Onun sözünde de hakikat vardır. Dedim ya iki ayetle başlıyor diyoruz ama Bismillahirrahmanirrahim'i düşünmüyoruz. Onu saydığımız zaman 3 ayet var burada. Bir de şunu düşünüyorum. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in ayetlerin başında olması... Yine önceki derslerde 1. söz ve 14. Leman'ın 2. makamı hengamında konuştuğumuz hakikatlerin de bir bakış açısı olarak o ayetlerin öncesinde kafamızda olması gerektiğini bize ihtar ediyor. Tafsilatına girmeyeyim çünkü uzunca konuştuk biz onu, belki yani 10 ders aşkın şekilde Besmele üzerine konuştuk. Bütün o süreç şöyle böyle hatırımıza geldiği zaman diyoruz ki ya Bediüzzaman Hazretleri bu ayete de Bismillahirrahmanirrahim penceresinden bakmamızı istiyor. Bu ayetlere, bu söze veya Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz her yerde, her makamda bu o üçlü tecellinin uluhiyet, rahmaniyet, rahimiyet üç penceresinin, üç açısının kafamızda olması gerektiğini söylüyor, ihtar ediyor. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim'in başında olduğu her yere biz ayetle başlıyor demeliyiz ve onunla beraber bir ayet olduğunda da iki ayet var demeliyiz. Ya ben bunu hem kendi açıma büyük bir açılım olarak görüyorum. Çünkü böyle düşünmemiştim. Şimdi bakıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Hiçbir Risale-i Nur dersinde de bunun nazara verildiğini hatırlamıyorum yani. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu kadar sarih bir şekilde diyor bunu açıkça. Ama biz Risale-i Nur okurken Besmele'nin en başta geçmesini bir adeti İslami olarak düşünüp, o tarafı da vardır elbette ama alttaki ayet sadece hesaba katıyoruz tefsir için. Halbuki Bismillahirrahmanirrahim de bir ayet. Yani İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh sözünü öyle alıntılayan, söyleyen bir üstad. Herhalde bu ayetin de ayetliğini burada özel bir maksada binaen anıyordur diye düşünüyorum. Ki o dersi izleyenler hatırlamıştır. Biz uluhiyet, hay ismi ve kayyumiyeti de yine o üçlü şey içinde anlamaya çalıştık. Ve dinin varlığını da en son rahimiyet eksenine oturttuk. Yani Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti, uluhiyeti var, kayyumiyeti var, hay olması var, hayat sıfatı var. Ve onun en ucunda da o devam ettiriciliğin, parça parça devam ettiriciliğin, pencere pencere devam ettiriciliğin en ucu da Müslümanların iradeli oldukları alanda şeriatla devam ettirilmeleri, istikamete. Yani varlık istikamet içinde devam ediyor. Bunu sağlayan Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, kayyumiyeti ve canlıların düzeni devam ediyor. Bunu sağlayan Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatı, El-Hay ismi şerifinin tecellileri. Onun içinde de insanın iradeli olduğu bir alan var. Tabiri caizse nasıl diyelim, boşlukta kaldığı bir alan var. Burada doğru nasıl olacak? Nasıl devam ettirilecek istikamet, varlık? Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı gölgesinde nasıl yaşayacak? İşte orada da imdada din gelmiş. Yine kayyumiyet isminin, kayyumiyet sıfatının şeyi olarak yetişmiş imdadımıza, bize o şaşırabileceğimiz, acaba ne yapsam diyebileceğimiz alanda doğruyu göstermiş elhamdülillah. Yani nasıl ki Cenab-ı Hak kainatı devam ettiriyor, insanı da iradeli analında dinle istikamet üzere devam ettiriyor diye konuştuk ayetlerin hakkında. Merak edenleri bir önceki dersimize yolcu edelim. Oradan bakarsınız artık, tekrar dönersem çok uzuyor derslerim. Bu haliyle bile şikayet edenler var yani. Pekala, metni okumaya başlayalım. Belki bir yerinde bütün temsili okuyamasak bile bir yerinde durup tefekkür etmek için tekrar başına döneriz. Ya da bütün temsili bir okumayı deneriz, gözümüz keserse. Ondan sonra dönüp başından tefekkür ederiz diyeceğim ama temsil de çok uzun. Bir yerde faslı vermek gerekecek galiba. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ayet-i kerime parçası Bakara Suresinin 255. ayetinden alıntı. Kısa bir mealiyle şöyle deniyor. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur, kayyum odur. Söz basım yayın hay ve kayyum elbette İslam terminolojisinde ıstılah oldukları için özel kendi manaları buraya da sığmayacak. Geniş açılımları olduğu için parantez içinde bir parça izahat vermiş. Hay odur demiş, hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur diye izahlandırmış. Kayyum odur demiş, bizzat kaim olan odur, varlığı sonsuza kadar devam eder, bütün varlıklar onunla ayakta durur ve varlıkları onunla devam eder demiş. Bakara Suresinin 255. ayetinden bir bölümdü bu. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini, tekliğini ve hayat sahibi oluşunu, hayat ve yaratıcı oluşunu, bir de kayyumiyetini bize hatırlatıyor. Yani kendisini devam ettirilmeye muhtaç değil, haşa. Bizatihi kaim ama varlık devam etmek için ona muhtaç. Her şey her an onun var edilişiyle var oluyor. Devam ettirişiyle devam ediyor. Korumasıyla nizamında dağılmıyor, kaosa gitmiyor. Evet. İkinci ayet. İnned dîne indellâhil İslam. Bu ayet-i kerime meşhur. Cuma hutbelerinde de sık sık işitiyoruz. Kısa bir meali şöyle: şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Ali İmran Suresinin 19. ayetinden bu da. Galiba ayetin başı. Hemen başındaki ifade. Zaten bu ayetin bizim dünyamızda ne anlama geldiğini biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın katında İslam'dan başka makbul din yok. Her ne kadar bugünlerde gönlü el vermeyen modernistler ya Hristiyanları da Yahudileri de alsak falan deseler de içeriye. Gerçi o başladı mı durmaz yani bunlar. Kimle araları iyi olsa onu da almaya çalışırlar. Hayır, böyle bir ikirciye düşmeye gerek yok. Allah birse din de bir olur. Onun rızası Hristiyanlara Tanrı üçtür, Budistlere Tanrı puttur, atıyorum ateistlere Tanrı yoktur, Müslümanlara Allah birdir dedirtmekle olmaz. Böyle bir tezattan onu tenzih ederiz. Böyle bir ikircikten, bir ona öyle buna böyle olmaktan tenzih ederiz. Esaslarda şeriatın bütün hükümleri sabitti. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen din hep İslam'dı. Bakın, hep İslam'dı. Bunların Musa Aleyhisselam'a teferruatında hani bunların diyoruz ufak değişiklikler vardı. Çünkü bir tarafı da şeriatın bir amacı da eğitimdir, ıslahtır. Toplumların sosyolojisi birbirinden çok farklı olduğu için o zamanlar insanlar birbiriyle ihtilat etmiyorlardı. Düşünün ki farklı farklı dilleri vardı. Oluşmuştu yani. O kadar farklılıkları vardı. Bugün ne oluyor? Farklı diller yok oluyor. Giderek aynı dili konuşacak bir seviyeye doğru gidiyoruz. Yani Dillerin Katli diye bir kitap var. David, soyadını unuttum adam, David bir şeydi. Dil uzmanı. Yani son 100 yılda belki onlarca, yüzlerce dil kaybolmuş. Diyor ki eğer bir gün dünya birkaç dil konuşur hale gelirse diyor bu büyük bir katliam olacak. Çünkü her bir dil bir zenginlikti. Neyse, oraya girmiyorum, başka bir mevzu. Ama o zamanlar yani bu dillerin oluşumunu sağlayacak kadar ayrılık varmış demek ki. Birbirleriyle ihtilat etmiyorlarmış. Kendi aralarında kendi dilleri oluşacak kadar sosyolojiler uzakmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde sosyolojiler bir kıvama geldi. Hepsi tek bir dinden ders alacak kıvamı buldular. Ha, yine tam olmadı, mezhepler var. Yani mezheplerle ferahlandırmış Cenab-ı Hak. Ayrı ayrı yani çok az, belki %10, %5 farklı hükümler var. O da yine rahmet eseri, bize böyle bir kolaylık, seçenekler sağlamış Cenab-ı Hak. Onun dışında artık insanlık tek peygamberden ders alacak noktaya geldi ve İslam en detaylı, en kemale ermiş şekliyle nazil oldu. Efendimizin sünnetiyle tamamlandı. Efendimizin sünneti de dinin parçasıdır. Sadece Kur'an değildir. Vahiy metlûf ve gayri metlûf kısımlarıyla din kemale ermiştir. Bundan sonra İslam'dan başka kurtuluş arayan hevasını arar. İslam'dan başka artık kurtuluş, ferah yoktur. Bakmayın siz o işte dinler arası diyalog bilmem şu bu. O aslında seküler şeyler, acziyetler. Nasıl? Adam batıya hayran, batının gücü altında kendi ezikliğini, yani çıkamamış ondan, İzzet-i İslam'ı kuşanamamış, açıklayamamış yani durumunu kendine. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır, elbet günler geçer diyememiş. O ilişkiden dolayı şimdi kendini böyle çok onlara kabul ettirme arzusu içinde olduğu için ne yapıyor? Ya diyor onları da cennete alalım falan, onlar da iyi insanlar, bak bu kadar teknoloji falan üretmişler, işte sanat üretmişler, felsefe üretmişler. İyi de Cenab-ı Hakk'ın onlara kıymet verdiğini nereden biliyorsun ki? Yani bu kadar ayet-i kerime var. Bunların, şirk koşanların, şeriat İslamiye ile amel etmeyenlerin, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam teklifine hayır diye cevap verenlerin cehennemlik olacağına dair. Ya onlar kafirler değil, zalimler, bunlar Hristiyanlar değil de şunlar, onlar böyle Kur'an-ı Kerim'de, sünnette tevil edilmeyen bir şey bırakmayarak İlla o adamları böyle ite girmek istemedikleri halde, yani Müslümanların dünyasında bir cennete girme talepleri olmadıkları halde o adamların kendi gönülleri el vermediği için, o eziklikten dolayı yani. Bu eziklik, başka bir şey değil. Sen müstakil bir dinsin kardeşim. Senin doğrun yanlışın kendi içinde tanımlanmış. O adam ya Hristiyan mesela, Müslümanları da cennete sokayım diye uğraşıyor mu? Yok, kendi ayağı üstünde duruyor. Ateist. Hani böyle bir derdi var mı ya, Müslümanlar da çok doğru adamlar falan filan. Yok, böyle bir dertleri yok onların yani. Adam kendi tanımlarını biliyor. Kendi tanımlarına güveniyor. Bastığı yere güveniyor. Sende olmayan şey bastığın yere güvenme. Benim durumum bu arkadaş. Ben buna inanıyorum. Benim Allah'ım böyle Allah. Dinim de böyle bir din. Sen giremezsin benim dinime göre. Çünkü senin yaptığın şey benim dinime ters. Senin inandığın Allah benim dinimdeki Allah'a ters. Senin cennette ne işin var? Ya bunu söyle arkadaş. Bunun ne şeyi var? O adamlar da rahatsız olmazlar zaten. O adamlar da bunu böyle olduğunu biliyorlar. Rahat ol yani. Evet. İslam dinidir. Cenab-ı Hakk'ın katında makbul olan, başka dinlerin saadete götürücülüğü yoktur. Bu hem işte ahiret anlamında, cennet anlamında böyledir. Yani cennete Müslümanlar gidecek. Başka din mensupları gitmeyecek. Hani ehli fetret falan bunlar tabi alt şeyler, başlıklar. Onlar ayrı. Ama onun dışında öyle Hristiyan da girecek, Musevi de girecek. Yani Yahudi, daha doğrusu Musevi demeyelim. Musevilik geldiği zaman da İslam'dı zaten. Sonra tahrif etti Yahudiler. Yok işte şunlar da gelecek, bunlar da girecek falan. Yok, öyle bir şey değil. Bir kere şu yanlış bir bakış açısı. Dünyevi anlamda faydalı olanın cenneti kazandıracağı, biz böyle inanmıyoruz. Biz rızayı ilahi için yapılmış dünyevi amellerin de ibadet olabileceğine inanıyoruz. Yoksa sırf dünya için yapılmış ama faydalı, bunun bizim açımızdan ahirete gider bir tarafı yok. Bir de şu var. Fiilin de kendisi zaten ahireti kastetmiyor ki. Edison elektriği buldu. Ya Edison elektriği buldu da mezarım ışıklansın diye yapmadı ki onu. Veya işte atıyorum Newton şunu buldu. Ya Newton onu bulmuş da Newton onu da dünyayı kastediyor yani. Ahireti kastetmiyor ki. Niye Allah ona ahireti versin? Ama Müslüman dünyevi amellerin de ister istemez ahireti de kastediyor. Çünkü işte dedik ya, namaz çayın şekeri gibidir. Hayatın içine kattığınız zaman zaman onunla anlamlanır. Her şeyinizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetiş, arayış olur. Bilinçle veya bilinç altında. Biz o yüzden o amel ibadet olabilir diyoruz. Güzel bir niyetle dünyevi işlerde ibadet olabilir. Yoksa her dünyevi iş ibadet olur demiyoruz. Bazıları diyor çalışmak da ibadettir. Namazı bırak. İşte adamın elemanını cumaya bırakmıyor. Vakit namazlarına izin vermiyor. Diyorsun niye böyle yapıyorsun? Çalışmak da ibadettir. İbadet de çalışmaktır o zaman. Bunu diyor musun? Yok, onu demiyor. O der mi? Şimdi önermenin iki tarafı olur değil mi arkadaşlar? Bir önermeyi bir taraftan kurduğun zaman tersinden de kurarsın. İbadet, çalışmak ibadettir diyorsan, eşit diyorsan böyle, o zaman ibadette çalışmak olması lazım. Onu demiyor. Kabul etmez onu. İbadet çalışmaktır. Bu adam namaz kılarken çalışıyor falan demiyor. Ne diyor? Çalışmak da ibadettir. Kendine yontuyor yani. Keser gibi kendine çekiyor her şeyi. Evet. Bu ayet-i kerimenin bize hatırlattığı çok şey var elbette. Anlatsak bitiremeyiz. Ama özetle bunu bilmeliyiz. Dünyevi anlamda da, uhrevi anlamda da bizim kemalimiz dinde, İslam dininde. Bizim için başka din yok. Dünyada da mutlu eden odur, ahirette de mutlu eden odur. Ondan başka inanışlar, kültürler, ne başka ne deniyor onlar? Affedersiniz, hapşıracağım galiba. Elhamdülillah. Her ne varsa onların tesellisi ancak kabir kapısına kadar, arkasına tesellisi yok. Evet, şöyle bir yerden devam edelim. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran Ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsil-i hikayeciye bak, dinle. Sözlerin, küçük sözleri olsun, daha büyükleri olsun, genelde ilk paragrafları o Risale'nin ana amacını bize söyler. Bunu bazen içindeki metinler de yapar. Mesela 13. sözün içinde öyle bir metin vardır ki o dersin ki sözlerin o sözün daha doğrusu amacı buymuş dersiniz mesela. Veya lemaların içinde mesela nasıldı o birinci lemadaki nuru tevhid içinde sırrı ehadiyet tezahür etti mi diyor mesela. O cümle bence birinci lemanın şeyidir, şah cümlesidir. Bazen Üstad Hazretleri içinde de tekrar şeye varır yani o merkezi hakikate varır. Ama biz biliyoruz ki sözlerde genelde ilk paragrafta küçük sözlerde özellikle de onların içinde o sözün bize ne yapacağını, ne öğreteceğini Bediüzzaman Hazretleri özetler. Fakat dediğimiz gibi zaten derslerimizde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sadece bunları söylemiyordur hiçbir zaman metin. Daha fazlası da vardır. Hem bu ayetler özelinde hem bu metin genelinde bakış açımızı geniş tutmayı ihmal etmeyelim. Ulaşabildiğimiz kadar hakikate ulaşalım. Çünkü bu eserleri yazanlar, sadece Risale-i Nur için de söylemiyorum, İslam literatüründeki bütün temel kaynak eserler için söylüyorum. Tefsir olsun, hadis olsun, fıkıh olsun. Büyük bir birikimle bu eserleri yazıyorlardı. Yani Üstad Hazretleri'nin ilim yolculuğu, hafızası, ezberindeki kitaplar herkesin malumudur. Yani muazzam bir hafıza, muazzam bir ezber. Aynı ezber İmam Zahid el-Kevseri merhumun da sahip olduğu bir yetenek, bir meziyet. O da ömrünü İslami ilimlere vermiş. Onun da eserlerine bakarken arkasındaki o background diyorlar şimdi, arka plan. Onunla beraber bakmak lazım. Çıkabildiğimiz kadar o arka plana çıkarımlar yapmak lazım. Veya işte Elmalı Hamdi Yazır merhum, Muhammed Mustafa Sabri Efendi merhum veya diğerleri. Yani bu insanlar bizim kadar az okumuş insanlar değil. Çok büyük birikimleri var. Muhteşem ezberleri var. Yani o birikim ayrı, genel birikim. Bir de ezberleri çok yüksek düzeyde. Hem Bediüzzaman Hazretleri için hem İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri için deniyor. Hani ikisi de unutmak nedir bilmeyenler. Üstad Hazretleri ancak yaşlandığı zaman işte musibetler neticesi hafızam zayıfladı diyor. Ondan evvel çok kuvvetli bir hafızda. İmam Zahid el-Kevseri merhumda bir deniz kazası geçiriyor. Ondan sonra hafızasında böyle unutmalar falan başlıyor. Ondan öncesi için şey dermiş. İnsanlar hani öyle anlatıyorlar. Unutmak diye bir şeyden bahsediyorlar. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum dermiş. Düşünün böyle bir hafıza. Eserlerinde görüyorsunuz zaten. O ancak öyle bir hafıza öyle eserleri yazar. Osmanlı'nın bakiyesi olan o son ulemada hala o İslam geleneğinin alimlerinin sahip olduğu dirayeti, hıfzı görüyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı'nın son dönemiyle bu şey bitmiş artık sanki. İşte Mustafa Sabri Efendi merhumlar, Zahid el-Kevseri Efendi merhumlar, Bediüzzaman Hazretleri bunlarla o şey halka bitmiş gibi duruyor. En son onlarda o yüksek güçlü hafıza, işte ilim, dirayet, feraset görüyoruz. Bu yüzden şunu önemsiyorum ben. Yani biz elhamdülillah belde-i İslamiye'de doğmuşuz. Onun içinde Osmanlı gibi asırlarca hilafetin merkezi olmuş bir ülkede doğmuşuz. Bir sürü alemin yetiştiği bir coğrafyada doğmuşuz. Elimizde onlardan kalan bir sürü eser var. Bir dolu eser var. Ya bir onlara bakmamız lazım bizim öncelikle. Ondan sonra işte Amerika'da bir tane aydın çıkmış, çok güzel şeyler söylüyor. İşte Fransa'da bir tane Müslüman aydın çıkmış, çok güzel hitap ediyor. Atıyorum Almanya'da bir Müslüman aydın çıkmış, şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Bunlar çok sonraki şeyler gibi geliyor bana. Adam orada ihtida etmiş ama İslam'ı ne kadar kavradı? Yani belde-i İslamiye olan, anadan babadan Müslüman gelen ve böyle bir birikimin üzerinde duran biziz. İslam birikiminin üzerinde duran biziz. Onların mirasçısı biziz. Biz el açıyoruz. İşte bilmem Amerika'da bir tane çocuk çıkmış, genç çıkmış, çok güzel konuşuyor. Kardeşim yani ona el açacak durumda değilsin sen. Senin problemin kendini küçük görmekte. Şu eserler veya başkalarının eserleri bunlar ya zaten onların anlattıkları şey bunlardan gitme. Niye sen orada ona hayretini, yani hayreti yöneten algıyı da yönetir, ilmi de yönetir, gayreti de yönetir. Senin hayretini yönetiyorlar. Oradan bir genç çıkmış çok güzel konuşuyor. Çok güzel konuşuyor da bakıyorsun bir yıl sonra, 2 yıl sonra balonu patlıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat uymayan bir sürü laf etmeye başlıyor. Yok mezheplere gerek yok, yok bilmem ne. Ne oldu onun o şeyi, hayretin? Yani bu konuda teyakkuz halinde olalım arkadaşlar. Bu insanlar demiyorum ki hepsi ihlassızdır, kötü niyetlidir ama projede olabilir yani. Bir tane genci orada böyle yetiştirip sahaya sürerler. Onu bir hikaye sahibi yaparlar. İşte ben ateistim de sonradan Müslüman oldum, şöyle oldum, böyle oldum falan. Tamam ama bakıyorsun İslam itikadına uymayan bir sürü şey söylüyor. Onun içine katarak veriyor. Bu noktada uyanık olmak gerektiğini düşünüyorum. Hidayeti bizim bu coğrafyanın sonradan Anadolu ama öncesinde mesela İslam coğrafyasının diğer tarafları Mısır, Suudi Arabistan, Irak bu böyle ilim havzalarının ortasında oturup da oralara hala şey için el açmak bize yakışmıyor yani. Hele ki böyle eserler önümüzde. Yanlış yani onlara, o yollara onlar çok sonraki iş yani. Bir de şive nazarıyla bakacaksın. İşte bu da ufak bir tat oldu. Hani Allah razı olsun orta gibi kardeş de hizmet yapıyor. Yoksa senin kafanı, aklını, iradeni yönetecek orası değil. Burası. Bunlar üstelik nezih adamlar yani kirlenmediklerini biliyoruz. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. İpleri kimin elinde bilmiyoruz yani. Yetiştikleri ortamı da bilmiyoruz. Finansmanlarını da bilmiyoruz. Ben şaşırıyorum mesela adamın öyle şeyleri var ki videosu, işte semineri, şu su bu su. Ya diyorum bu adamın arkasında birileri mi var arkadaş? Nasıl bu kadar hızlı büyüdü? Nasıl bu kadar gelişti? Ama bunların acabası yok. Bunların yaşadıkları şartları çektiklerini biliyoruz. Allah hepsini saylarını mükafatlandırsın katından birçok ecirle. Yani çileli ömürlerle bu eserleri bize ulaştırmışlar. Buradan başka kapıya gitmemek lazım artık. Yeni bilgi mi üretmek istiyorsun? Buradan üretebilirsin. Biraz kafayı çalıştırsan, biraz üzerine yoğunlaşsan çıkıyor zaten hakikatler. Onların verdiklerinin 10 kere iyisi cevaplar buradan çıkıyor. Evet, elhamdülillah. Ne diyor bu paragrafta Bediüzzaman Hazretleri 8. sözün amacı olarak? Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini. Şimdi biz bu üçünü anlayacakmışız. Şu dünya, bir, dünyayı anlayacağız. 2, dünya içindeki ruhu insani. Dünya içinde ruhu insanın durumunu anlayacağız. Belki o ruhun buradaki uyumsuzluğunu veya burayla yetineme işini veya sadece burayı amaç edinirse yaşadığı garabeti anlayacağız. 2, insanda dinin mahiyet yani yapısı, içeriği ve kıymetlerini yani din insanda ne yapıyor? İnsanda din neden lazım? Dinle insan ne oluyor? Nesi değişiyor? Bugün yine bazı aydınlarımızın dediği önemli olan insaniyettir. İnsan olmak önemli. İnsani değerlerde buluşalım falan değil mevzu. Yetmiyor o. Din İslami olan yani insaniden öte İslami olan insanda daha başka bir iş yapıyor. İnsanın levelini yükseltiyor, modelini yükseltiyor. Ne diyelim ona? Çapını arttırıyor. Onlara baktığınız zaman sanki İslamiyet böyle derkenar, haşiye, asıl olan insaniyet. Ama halbuki İslamiyettir asıl olan. İnsanı insandan öte insan yapan, üst insan yapan, erdemli insan yapan, kamil insan yapan insaniyet, İslamiyettir. İnsanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması. Dini hak olmazsa dünya bir zindan olması. Geçen yine o işte bilgiler kitabından nakletmiştim. Bir tane filozof var. Polonya asıllı. Amerika'da büyümüş galiba. Kolevski miydi soyadı? Unuttum. Kitapta gene uzağımda kaldı. Şimdi o diyor ki mesela bizim şu an diyor ahlak dediğimiz her şey ya doğrudan dinden geliyor ya da dinle bağlantılı. Yani sosyolojinin içine yer etmiş, insana yerleşmiş. Biz diyor dini şu an hayatımızdan büsbütün çıkaramıyoruz. Kendisi de Marksist bunu diyen adam yani. Eğer diyor hani benim tezim böyle diyor. Bunu diyor tabii test edemem diyor. Ben büsbütün arındırılmış dinden bir toplum oluşturup bunu sınayamıyorum ama diyor. Şöyle tahmin ediyorum. Eğer büsbütün dini yok etsek insaniyetten iyiyi kötüden ayıracak bir ayracımız kalmaz diyor. Ya bunu söyleyen Marksist ya. Yani iyi kötü, doğru yanlış bunlar kalmaz artık diyor. Her şey doğru olur. Çalmak da doğru. Niye? Menfaatime kardeşim. Adam öldürmek de doğru. Niye? İşime yaradı. Ayağını kaydırmış oldum. Veya işte beni engelliyordu. Yani o hayvanların arasında gördüğümüzden bile daha ne diyelim şiddetli, daha böyle kaotik bir süreç insanda başlar diyor adam. Dini tamamen hayattan çıkarırsak. Şu an diyor mesela yani onu demeye getiriyor. Ateistler arasında bile diyor ahlak dediğimiz şey aslında dinden kalan şeyler. Tortular, işte izler, değerler. Din inkar ediyor ama o ahlak kalmış onda. Büsbütün arındırılmış bir sosyoloji yok diyor şu an dinden. İlahir. İşte burada dini hak olmazsa dünya bir zindan olması. Onun bir veçi. Hak din olmazsa dünya bir zindan olur. Deistlere bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kendimize güvenerek deistlere veya başkalarına. Deistlere zaten ilaki söylemek lazım da. Hani bir de deistler çıktı şimdi. Ya diyor Allah var desek tamam diyor yeter ya diyor. Neresi yetiyor? Yetmez diyor işte burada. Kur'an ayeti demek ki bakın ona da şeymiş. İnnet dine indallahil İslam. Allah dininde makbul olan din sadece İslamiyettir. Bu hakikat onlara da şey. Bulamazsın başka saadet. Gezme oralarda. Dini hak olmazsa dünya bir zindan olması. Neden öyle olduğunu ileride açacağız. Hani hayatı doğru anlamlandırmak, hayata bakışı nasıl değiştiriyor? Onu da ileride açacağız hakikatler kısmında. Ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu, dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu. Biz dinsiz deyince kimi kastediyoruz? Normalde aklımıza ateistler geliyor, deistler geliyor. Yani böyle ne diyelim, genel bir kabul görmüş dine mensup olmayan, bu asrın tuhaf dinlere ihtiyaç duymayan, vahiye ihtiyaç duymayan ideolojiler aklımıza geliyor. Ama şimdi yukarıdaki ayetle beraber düşününce Allah'ın katında makbul dinin sadece İslam olduğunu düşününce, din sadece İslam'dır diye düşününce, dinsiz dediğimizde biz İslam dışındaki herkesi kastediyoruz. Ya, Hristiyan da bize göre dinsiz çünkü İslam'ı yok. Yahudi de bizim için dinsiz çünkü İslam'ı yok. Onunki din değil yani. Doğru anlam değil. Ha, doğrudan parçacıklar var artık içinde kalabildiği kadar, aslından kalabilen kadar. Ama onun dışında o da yani layık manada, hakiki manada din sahibi değil. Dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu böyle düşünmemiz lazım. Ve şu alemin tılsımını açan, tılsım yine geldi. Bu tılsım 7. sözde de vardı. Ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, yani karanlıklardan, insan beşeri ruhu karanlıklardan kurtarıyormuş. Ya Allah, yani Allah'ın varlığını bilmek, onu muhatap alabilmek, onu ardındaki Esma-ül Hüsna manasıyla, sıfatlarıyla, şuunatıyla bilebilmek ve la ilahe illallah. Ve onun tek olduğunu bilebilmek. Allah'tan başka ilah yoktur diyebilmek. Olduğunu anlamak istersen. Yani Allah'a inanmak da bakın tek başına değil. Yani şöyle manada söylüyorum bunu. İslam'ın inandığı Allah zaten teklikten ayrı düşünülemez, tevhidden ayrı düşünülemez. İslam böyle bir Allah'a inanır da, ya ben işte bir Tanrı'ya inanıyorum ama ağacı da, elmayı da ağaç yaratıyor. Yine zulümatından kurtulamazsın. Çünkü esbabı şirk koştun. Dua edilecek, medet verecek, yaratacak tek merceğin Allah olduğunu inkar etmiş oldun. Artık senin için o ağaç da korkulası bir şey. Çünkü ayrı bir yaratma kuvveti var. Kimileri var mesela, işte kötülük, mecusiler öyleymiş. Kötülük ve iyilik tanrıları diye ayrı tanrılara inanıyorlar. İyilik tanrısı Yezdan, kötülük tanrısı Ehriman mıydı? Öyle bir şey. Bakın, Allah tek demediğin zaman ve o Allah'ı da İslam'ın tabir ettiği şekilde bütün güzel isimlerin sahibi olarak bilmediğin zaman, o zaman artık kendi şirk koştuğun her şey senin için korkulacak bir şey. Beşer ruhuna bir zulümat, bir karanlık, bir mutsuzluk. Neden? Yine Allah tek değil ki bir tek ona yalvarmakla kurtulasın. Her şeye ayrı ayrı yalvarman gerekiyor. Şirk koştuğun miktarca yalvarman gerekiyor yani. Bir belirsizlik başlıyor. Evet, en ifadesi bu. İnsan tevhide iman etmediği zaman varlıkta bir belirsizlik başlıyor. Bu kimindi? Tamam, Allah var ama bu yaratacağım şeyde kime gitmem lazım? Bu yaratılmasını istediğim şeyde, muhatap olmak istediğim şeyde, kavuşmak istediğim şeyde, ihtiyacım olan şeyde kime gitmem lazım? Bunu kim yönetiyor? Tamam, Allah var ama bunu kim yönetiyor? Tevhid-i iman etsen diyeceksin ki hepsini Allah yönetiyor. Bunun ikirciği yok, ikiliği yok. O zaman zaten tereddüdün kalmayacak. Her şeyde doğrudan Allah'a yöneleceksin. Her işinde, her ihtiyacında, her ibadetinde. Ama tevhidi reddettiğin anda, işte o iştirak başladığı zaman, şirk başladığı zaman, bunda kime gideceğim? Bilemiyorsun ki, üzerinde şey yok. Zaten hak olmadığı için üzerinde öyle bir şey olamaz da. Yani o müşriğin dünyasındaki şeyin gerçek olduğunu düşünelim bir an. O zaman hani görse tamam. Aa bak, bu elmayı şu yaratmış. Bu falanca tanrıya dua etmek lazım. İyi de elmanın üzerinde onun kaşesi mi var? Elmanın içinde bütün kainattan eserler var. Su da gerekiyor, güneş de gerekiyor, toprak da gerekiyor. Suyun tanrısı mı yarattı, güneşin tanrısı mı yarattı, toprağın mı tanrısı yarattı? Hadi bakalım. Çık işin içinden. Çıkamıyorsun, çıkamazsın. O tereddüt hiç gitmez. Tevhid bu açıdan işte bak, ayeti kerimeye ister istemez yüzümüz dönüyor. Yani tek makbul din, çıkar yol tek o, tek tutarlı din, tek çözümleri geçerli gerçek bir din yani İslam. Her şeyi kendi içinde tas tamam tutarlı arkadaşlar. Hiç böyle tereddüt etmeyin. Ben kendimi öyle gördüm yani. Geçmişten bugüne ümmet de böyle görmüş zaten. Ha, karşı taraf beğenir beğenmez, gönlü el verir el vermez ama bizim imanımız çok tutarlıdır. Kendi öncüllerine dayanan sonuçları öncülleriyle çok tutarlıdır. Öncülü başka, sonucu başka çıkmaz. Öncülü şudur, sonucu ona göre çok tutarlıdır. Ha, başka öncüllerin sahibi olan insanlara o sonuçlar tutarlı gelmez. Çünkü sonuçlar da öncüllere bağlıdır. Mukaddemelere bağlıdır yani. Biz diyoruz ki mesela Allah'ın tayin ettiği şey haktır, esastır. Helalleri helaldir, haramları haramdır diyoruz mesela. Bu bizim için şey. Bundan sonra çıkardığımız hiçbir sonuç bununla çelişmiyor. Ama o adam diyor ki işte ya diyor, insaniyetin değerleri vardır. İnsanın faydasına olan her şey helaldir. Zararına olan her şey haramdır. Sonra bakıyorsunuz sonuçlarda şey var, sıkıntı var. Nedir? Mesela bazı insanların faydasına olan şey bazı insanların zararınadır. Amerika'nın faydasına olan şey Afganistan'ın zararına. Hadi bakalım ikircik, toparla bunun arkasını. Veya işte ben yapıyorum iyi geliyor, başkası yapıyor kötü geliyor. Ben kendi menfaatim açısından düşünüyorum, iyi görüyorum. Başkası kendi menfaatine bakıyor, kötü görüyor mesela. Neden? Bak, öncülü sonucuyla uyuşamıyor. Ama İslam'ın öncülleri sonuçlarıyla uyuşur. Çünkü çıkarımları doğru bir zemindedir. Evet. Elhamdülillah. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran Ya Allah, La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Geçtiğimiz sözlerden bir tanesinde yine buna benzer bir temsil vardı. Sağ yoldan giden yanına ne alıyordu? Silah alıyordu, çanta alıyordu. Hangi sözdü o? Hatırlayalım onu da. Bakalım. Üçüncü sözmüş arkadaşlar. Üçüncü söz. Bak ne diyor orada? Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan 9'u büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek 2 kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. Orada nereye gittik bunda? Namaz dedik birisi için. Diğerine ne dedik? Takva dedik. Yani silah ve çanta, namaz ve takva dedik. Burada bakalım nereye çıkacağız. İki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Tıpkı oradaki gibi. O külfet içinde, tamam, bir zorluk. Ne de olsa yasalara uyuyorsun. Bir zorluğu var. Başıboş durmuyorsun yani. Bir sınır içinde, çerçeve içinde yaşıyorsun. Bir emniyet ve saadet vardır. Nasıl? Mesela trafikte kurallar var değil mi? U dönüşü yapabildiğin yer var, yapamadığın yer var. İşte bazı ışıklarda duruyorsun, bazı ışıklarda geçebiliyorsun. İşte her yolu sen kullanamıyorsun. Bazı yollar tek yön falan filan. Bunlar hep bir şoför için, yolcu için sıkıntı. Neden? İstediğini yapamıyor. O kurallara uyması lazım. Ama trafiğin selameti nasıl sağlanıyor? İşte o kurallarla. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. İşte külfet içindeki emniyet ve saadet. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Kafana göre. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Yani istediğini seçmek şeyi sende. İntihap neydi? Seçme, evet. İhtiyar daha iyisini seçme. İki şey arasında daha iyisini seçme yeteneği diyebiliyorum ben. İradeden bir nüansı buydu galiba. İrade bir seçim şeyini öğretiyor bize. Yani seçme yeteneğinden bahsediyor irade. Ama ihtiyar daha iyisini seçme yeteneği diye aklımda kalmış. Allah'u alem. Evet. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti. Bakın, tevekkeltu alallah deyip gitti. Tevekküle dair konuştuklarımızı hatırlayalım. Ve nizam ve intizame tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. Serengeti yaylaları. O belgeselleri hatırlayın. O da kaçtı ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yani kolay mı? Aslan var arkasında. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Allah! Duruma bak. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Yani ejderha da neredeyse ayağına yetişmiş. Hani şimdilerde bir film var. King Kong Godzilla'ya karşı artık tek bir tanesi kesmiyor. Böyle beraber versiyonlarını yapıyorlar. İşte onun gibi düşünün. Bir tarafta o var, bir tarafta bu var. Altta ejderha var. Kuyunun içinde ejderha varmış, atladı ama neredeyse ayağına yetişecek noktada bir ejderha var. Üstte de arslan kuyunun başında bekliyor. O da ortada bir ağaca yapışmış halde. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Yaklaşmış yani, neredeyse kırt kapacak. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Hani ağzı o kadar büyük ki kuyu kadar sağına soluna düşmek de mümkün değil. Düştün mü ağzına gelersin. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. Yani ağaç, bir tek ağaç, bir tür ağaç ama üzerindeki meyveler çeşit çeşit. Çok ilginç. İşte şu adam sui fehminden, yani kötü anlayışından. Sivas'ta bu fehim şeyi, fehümsüz demek mesela, anlayışsız, aptal, ahmak gibi bir manası var. Arapçadan geliyor. Sui fehminden. Kürtçe'de de galiba, benim Kürtçem iyi değil ama mesela bizde anlamış kır diyorlar. Daha bu doğudaki Kürtçe'de şey var. Fehm kır diyorlar. Anladım manasında mesela. O da Arapçadaki bu fehimden. Yani bu Arapça fehim kelimesi hem Türkçe'ye hem Kürtçe'ye bütün dillere sirayet etmiş elhamdülillah. Kur'ani olan, İslami olan kelimeler zaten bizim cildimiz gibi olmuş artık. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. İşte şu adam anlayışsızlığından, fehümsüzlüğünden, yani Sivaslıca söylersek akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Yani bu olanlar tuhaf şeyler. Bu nasıl bir düzende denk geldi? Ve pek büyük bir işleyici var olduğuna intikal etmedi. Bunları düşünemiyor. Ya bunlar nasıl böyle bir düzende oldu? Niye ben böyle bir duruma düşürüldüm? Bunu diyor okuyamıyor. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Arkadaşlar, bana dense ki ahir zamanda insanlığın şu halini anlatan bir paragraf söyle bize, yani birkaç cümle söyle bize. İşte bence tasvirimiz aha burada. Yani şu son paragraf, şu okuduğumuz son paragraf tabii. Yoksa metnin son paragrafı değil. Yani işte halet bu, şu an yaşanan halet. Bakınız bir daha okuyorum. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Pek büyük bir işleyici var olduğuna intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryad-ı figan ettikleri halde nefs-i emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip cahilliğe vurup kendini bilmezden gelip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Şimdi, bu dünya hayatını merkeze alanlar, bu dünya hayatında saadet arayanlar, sadece bu dünyanın düşüncesiyle teselli bulanlar, işte bu temsildeki kardeş gibiler. Kalpleri, ruhları, akılları bu dünyaya sığmıyor. Başta dedi ya, dünya içindeki ruhu insani, insanda dinin mahiyeti. Yani ne yapıyor bu din insanda? İnsanın ruhu bu dünyada ne yapıyor? Cevabı burada biraz var. İnsanın ruhu her ne kadar beden bu dünyadaki malzemeden yaratılmış olsa da ruh bu dünyaya ait değil. Alem-i emirden geldi. Buranın garibanı, yani turisti. Buralı olmadığı için burada da, buranın cevaplarıyla da, şartlarıyla da tam olarak tatmin olmuyor. İnsan bu dünyada neden boşluklar yaşıyor, neden sarsıntılar yaşıyor, neden depresyona giriyor, neden sıkılıyoruz, bunalıyoruz, neden daralıyoruz bazen, her şey tamamken, hiçbir eksiğimiz yokken bile bazen sarsıntılara, boşluklara uğruyoruz. Cevabı burada. Uyumsuz bir organımız var. Nasıl? Allah göstermesin, bir organınızda yetmezlik bulunsa, size bir donör bulup ondan organ alıp taksalar, eğer o adamın vücudu sizinle uyumlu değilse, işte DNA'sı, kanı, şusu busu sizinkiyle uyumlu değilse, vücut onu garipser, ona karşı antikor üretiyor, değil mi? Organ zehirlenmesi oluyor. Vücut diyor ki bu benim parçam değil, ben bundan kurtulayım diyor. Tıpkı hastalıkmış gibi ona karşı savunma refleksi gösteriyor. Böbrek olabilir, başka bir organ olabilir. O yüzden mümkün mertebe böyle şeylerde akrabalardan bulmaya çalışıyorlar. Çünkü akrabanın vücudunu vücut tanıyor. Akrabanın vücudunu vücut tanıyor, yani öyle bir şey var. Hepsi de olmuyor ama uyumlusu olabiliyor. Tıpkı onun gibi de ruh, evet, Cenab-ı Hak ruhu bedene bağlamış. Fakat buralı olmadığının farkında, buradaki cevapların kendisine yetmediğinin de farkında. Bedeni doyuranın kendisini doyurmadığının da farkında. Bu yüzden insanlığın önünde böyle geniş bir sofra açılmış. İnsan ekmekle de doyuyor, şiirle de doyuyor. Atıyorum tatlıyla da seviniyor, sanatla da seviniyor. İşte menfaatine olan bir şeyi yapınca seviniyor, uzayla ilgilenince de seviniyor. Ya mesela uzayı bilmenin, ta bilmem neredeki yıldızla şöyle bir şey olmuş falan filan, bunun nefsi anlamda söylüyorum, yakın zamanda ne faydası var insana? Gideceğin yok, göreceğin yok, oradan alacağın yok, vereceğin yok. Yani bilmem kaç milyar yıl. Ama aklın ondan bir zevk alıyor. Yani sadece bu dünyadan, bu dünya şartlarından ibaret olmadığına uyanıyor, seviniyor. Ötesine dair bir sezgi ediniyor. Ondan bir saadet devşiriyor. İnsanın içi, mahiyeti, kalbi, ruhu, aklı. Bunlar kendi gıdaları verilmezse feryat ederler. Burayla yetinemezler. Buranın üstünde cevaplara ihtiyaçları vardır. Dinin varlık hikmeti de bir açıdan budur. Yani insan, nasıl ki Cenab-ı Hak dini kemale erdirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile, onun gibi insanı da dinle kemale erdirdi. Yani insan, daha dün onu bir yazıda bir parça anlatmaya çalıştım. Yani Cenab-ı Hak kainat kitabını yazmış, kainat kitabının arkasına veya kenarına bir boşluk bırakmış insanın iradesi için. Ey demiş Ademoğlu, Adem kızı, sen de burayı iradenle doldur. Ama öyle bir doldur ki kitap tamam olsun, kitaba dair olsun yani. Kitaba aykırı olmasın, kitabı yalanlamasın, kitabı çelişmesin. Kitaba göre burayı da sen doldur. Kitapların arkasında bazen çocuk kitaplarında oluyor ya, işte cevap soru cevap kısmı oluyor. İşte atıyorum Mehmet topu neden Ayşe'ye vermek istemedi? Bunu 3 cümlede cevaplayın. İşte Ayşe bu öyküde ne öğrendi? 3 cümlede anlatın. Sen ne yapıyorsun? O kitaba göre orayı dolduruyorsun. Doğru doldurmuş oluyorsun. Cenab-ı Hak da bizden bunu istiyor. İrademizle bize boş bir sayfa vermiş. Bir alan açmış bize. Normalde başka varlıkların böyle bir alanı yok. Melek efendilerimiz, melek kardeşlerimiz onlar Cenab-ı Hakk'ın emrinin dışında hareket edemiyorlar. Onlara defter verilmemiş, kitap verilmiş. O kitapla yaşıyorlar. Hayvanlar gene kendi şeyleri yok. Önlerinde onu yönlendiren müekkel melekler ve kendi işte duyguları, şunları bunları var. Belli bir alanda, çerçevede yaşıyorlar. İnsana bir defter verilmiş. Bu defter nasıl dolacak? Neyle dolacak? Bu boşluk. İşte bakın boşluk hissi. Sana bırakan bir alan var. O alanı doldurman gerekiyor. Neyle dolacak? Nasıl dolacak? Din tam bu anlamda insanı tamamlıyor. İnsan dinsiz eksik kalır. Oraya ne cevap vereceğini bilemez. Seçimlerinde başıboş bırakılmış olur. Ayet-i kerimeye kısa bir mealiyle şöyle buyuruyor ya, insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Yani bu kadar kainatı bilgiyle, yönetimle, nizamla doldurmuş Allah sana istediğin gibi saçıp savurma, döküp devirme hakkı verir mi yani? Bir düşün bakalım, yani Allah kimi boş bırakmış da seni boş bıraksın? Sende farklı bir muamele dönüyor demektir. Buna derk etmen lazım. Zaten ona derk etmeyen de kendini boşlukta hisseder. İsterse trilyoner olsun. Dünyanın şeyi de bir yere kadar, bir yerden sonra bakıyorsunuz adam diyor yani bunların hepsi bana boş geldi. Ben kendimi öldürüyorum. O işte Kore'de K-pop diye bir şey var. O kadar çok yıldızı, ünlüsü intihar etti ki son dönemde. Bakıyorsun zahirde çok cicili bicili böyle dans ediyorlar, oynuyorlar, şarkı söylüyorlar, çok mutlular. Yılda birkaç tanesi gidiyor onlardan böyle tık tık. Hindistan'da mesela çok intihar. Oyuncular içinde de. Veya işte yine batıda ünlüler içinde intihar oranı mesela çok yüksek gibi gibi şeyler gösteriyor ki insan bu dünyayla doymuyor. Bu dünya insana yetmiyor. İnsanın bu dünyadan aşkın, gayba iman etmesi gereken, ikinci sözdeki o şeyi hatırlayalım. Cenab-ı Hak gaybe iman edenleri niye övüyor? Çünkü yaratıldıkları üzere olmayı başarıyor onlar. Yaratıldıkları şeyi keşfediyor onlar. Üzerine kuruldukları düzeni keşfediyor onlar. O yüzden etmeyenlere göre edenleri Cenab-ı Hak övüyor. Onlar ki diyor gayba iman ederler. Maşallah yani. Bizim de bu şeyi kazanmamız lazım. Dünyadaki halimiz ne peki gafletle yaşarsak? İşte o kuyudaki adamın daldaki hali gibi. Ejderha altta, aslan üstte. Dalı fareler kemiriyor, böcekler yiyor. Ama tek teselliğin var senin, o dalın üstünde yemişler var. Ulan diyorsun, ama ya bu neyi çözüyor ki? Tamam yiyorsun onları da neyini çözdü bu? Temel olarak problemlerin hiçbirisine çözüm getirmedin sen. Aşamadın hiçbirisini, anlamlandıramadın. Sadece gaflet diyorsun. Eller havaya, bir daha mı geleceğiz dünyaya, hani boşver düşünme, yaşa hayatı falan. Ya düşünmedin de neyi çözdün düşünmeyerek? Yani bu bir çözüm değil. Sen çözüm önermiyorsun. Sen gözünü kapa diyorsun. 10 kilometre ötede, 5 kilometre ötede, 2 kilometre ötede uçurum var. Ya boşver bas gaza. Ya bu çözüm değil ki. Sen bana çözüm söylemedin. Frene bas demen lazım orada. Boş ver gaza biz bas sen şeyimize bakalım, keyfimize bakalım. İyi de 2 kilometre sonra, 5 kilometre sonra bakacak bir yer kalmayacak. Ben bunu kestirebiliyorum. Buna bir çözümün varsa söyle. Hasılı işte bu paragraf bizim halimizi çok güzel tarif ediyor, ortaya koyuyor yani. Biz şu an bu haldeyiz. Nefsi emmaremiz, işte o emredici, dediğini yaptırıcı olan nefis bir şey yokmuş gibi davranabiliyor. Çünkü o dedik ya, hep baştan beri konuşuyoruz. Nefis kısa vadeli olanı biliyor. Nefis tam bu dünyaya göre yaratılmış. Emmare olarak söylüyorum yani. Nefsi emmare bu dünyaya göre yaratılmış tarafı nefsin. Onun da mertebeleri var. Islah olursa o da cennete layık bir suret kazanır. Nefs-i levvame, radiye, mardiye falan yükseliyor, böyle şeyleri var. Mertebeleri var. Tasavvuf ehli bunu daha iyi bilir. Hepsi Kur'an'dan mülhem. Ama nefs-i emmare, beni burada bırak, ben burada yaşarım diyor. Çünkü zaten ben buna göre yaratılmışım. Ama kardeşim biz senden de ibaret değiliz yani. İnsanın kendisine karşı keşfetmesi gereken ilk şey. İnsan bir parçadan, bir dokudan, bir yönden, bir latifeden, bir histen ibaret değil. Bir sürü. İnsan bir şirkettir, bir ortaklıktır. Bu şirketin, bu ortaklığın her bir veçini doğru şekilde cevaplayan bir anlam bulması lazım. Bir tekini değil. Bir tek nefsine doğru cevaplar vermekle insan mutlu olmaz. Bir tek aklına doğru cevaplar vermekle de olmaz. Ruh, kalp, akıl, diğer latifeler hepsine, evet bu cevap hepsine oluyor. Bu anahtar hepsinin kilidini açıyor. Sıfır anahtar. Maymuncuk. Bulmadıkça olmaz ve o da işte burada üstadın din niye önemli, bu din ayeti niye burada geldi, yukarıda kayyumiyet, hayat niye anlatıldı. Demek ki hayatın devamı da, kayyumiyetin tecellisi de yine dinle irtibatlı. İnsan dinin getirdiği anlama göre yaşarsa hayatı da devam ediyor, varlığının da devam etmesini istiyor insan. Din hayata dahil olursa elhamdülillah, iman, Kur'an, onun feyizleri, manevi lezzetleri hayata dahil olursa, bakış açısı, marifeti dahil olursa insan hayatından da memnun oluyor. Hayatının da devam etmesini istiyor. Hayatı da bereketleniyor. İki, devamından da mutlu oluyor. Her şeyin ve kendisinin. Bakın hayla kayyumla bağlıyoruz dini. Peki olmazsa bir, hayattan memnuniyet kalmıyor. Hayat anlamsızlaşıyor. Bir kibritin yanıp sönmesi gibi oluyor alemde. Sonucu yok, başı yok. Arada bir varlık. Hiçten gelip hiçe giden bir varlık parıltısı oluyor. Hayat anlamsızlaşıyor. Yaşanacak bir tarafı kalmıyor. İmrenilecek, incelenecek bir tarafı kalmıyor. Yani bilim adamları inceliyor ama anlam olarak öteye taşınacak bir tarafı kalmıyor. Yaşayan da ondan mutlu olmuyor. Çünkü amaçları kısaldı. İki, varlığın devamının da bir anlamı kalmıyor. Madem hiçten gelip hiçe gidiyoruz, anlamı yok hiçbir şeyin, o zaman bunların devam etmemesi bizi ne ilgilendirir? Bakın, kayyumiyetin hayata dahil oluşu, insanın bu ismin farkına varışı, hay isminin farkına varışı, Üstad Hazretleri dine hayatın hayatı demesi, buradan biraz da din sahibi olduğun zaman hayatın içinde anlam buluyorsun. O da hayata hayat veriyor tekrar. Sadece dünyevi hayatla dolmayan yerlerini, doymayan yerlerini doyuruyor. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, gene vaktimiz bir saati geçti veya ulaştı. Tam başlarken saate bakmadım. O yüzden şu an emin olamıyorum. Herhalde ulaştık. Temsilin bir kısmını okuduk ama yeterince üstüne konuşamadık. Gerçi hakikatler bahsinde dönüşeceğiz. Burada üstadın arada bir izahı var. Onu yarın inşallah tefekkür etmeliyiz. Burada çünkü şeye girecek. Ene inde zanne abdi bi. Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim. Hadis-i şerifinin izahına girecek vesaire. Elhamdülillah buradan da çok güzel dersler alacağız. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bu derslerden hissemizi ziyade eylesin. Ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı uhrevi manalarla doyurabilmeyi, onlardan feyizlerle bugünü, şu anı, hayatı yaşanılır kılabilmeyi, sevilebilir kılabilmeyi, doldurabilmeyi defterimizi hasenat ile nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.